Günlük hayatın pek çok yerinde kullanılan sembollerin içerdikleri anlamları daha önce hiç merak ettiniz mi? Bu sembollerin gündelik hayatta iletişim kurarken bizlerin işine yaradığı ortada. Fakat içerdikleri anlamlar ve nasıl ortaya çıktıkları sizleri şaşırtabilir. İşte iyi bilinen sembollerin anlamları ve ortaya çıkışları. Bu sembol insanlara kendilerini kötü hissettiren bir semboldür. Bu sembolün bulunduğu yerler genelde radyasyon tehlikesi taşır ve bizim bilinçaltımıza da negatif mesajlar verir. Sembolün tarihi çok da eskiye dayanmamakta. Bu sembol atomu temsilen 1946 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışan bir ekip tarafından geliştirilmiş. Sembolün merkezindeki yuvarlak atomu etrafındaki 3 dalgada etrafa yayılan radyasyonu temsil eder. Sembol dünyanın her yerinde sevgiyi ve aşkı tarif ediyor. Sembol oldukça popüler olsa da bu sembolün insan kalbiyle benzeşen pek de bir tarafı yok. Bu sebeple bu sembolün ortaya çıkışı hakkında bazı teoriler mevcut. İlki bu sembolün sevgi ve aşkla özdeşleştirilen kuğulardan ortaya çıktığı. Çünkü kuğular tek eşli olmasıyla bilinir ve birbirlerine oldukça sevgiyle bağlı hayvanlardır. İki kuğunun kafa kafaya vermiş hali sembolü ortaya çıkarmış olabilir. Ya da antik Yunan'da çizildiğini söyleyen bir teori de mevcuttur. O dönemde insan anatomisinden yola çıkılarak kalbin çizildiği düşünülür. Günümüzde kullandığımız birçok cihazda da yer alan bu işaret, güç anlamına da gelmektedir. 1940'lı yıllarda yayılmaya başlayan, bilgisayar dili olarak da bilinen ikili sayı sisteminden esinlenilerek yapılmıştır. Geliştirilen sembol, ikili sayı sisteminin yani 1 ve 0 rakamlarının bir araya gelmesinden oluşur. İkili sayı sisteminde 1 açık, 0 ise kapalı anlamında kullanılmaktadır. Bu iki sayının iç içe konulmuş şekli ise açma-kapama sembolünü oluşturur. Genelde pek çok insan teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan sembollerin tarihten bağımsız olduğunu düşünür. Fakat Bluetooth sembolü bu inanışın dışındadır. Yani bu sembol yakın bir zamandır bizim bildiğimiz anlamı taşısa da aslında tarihten alınma bir semboldür. Bu sembol önceden Kuzey Avrupa Kralı olan Harold Bluetooth'un anısına onun baş harflerinden yani H ve B harflerinden oluşmuştur. H ve B harflerinin eski İskandinav Runik yazısındaki karşılıkları birleşerek Bluetooth işaretini ortaya çıkarmıştır. Mail adreslerimizde kullandığımız bu işaretin tarihi de oldukça eskilere dayanmakta. Bu sembolün mail adresleri için üretildiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü sembol bu amaçla ortaya çıkmamış. Kuyruklu A işaretini ilk kullanan 1664 yılında bir İsveç mahkemesiydi. Mahkeme Fransızca'daki A sesini veren harfin yerine et işaretini kullanmıştır. O tarihten sonra çeşitli farklı kullanım alanları olan sembol günümüzde mail sunucularında kullanılır. Türkçe'de et olarak okunur. Dünya bu sembolle 2. Dünya Savaşı sırasında tanıştı. 2. Dünya Savaşı'nda İngiltere Başbakanı Winston Churchill, Victory yani zafer işaretini zafer anlamına gelir şekilde fotoğraftaki gibi kullandı. Bu işgal altındaki bölgelerde hızla yayıldı ve günümüze kadar bu şekilde yayılarak geldi. Günümüzde bu işaret barış anlamında da kullanılmaktadır. Daha önce görmüş olabileceğiniz barış sembolünün anlamı İngiltere'deki nükleer karşıtı hareketlere dayanıyor. Gerald Holtum tarafından tasarlanan sembol bayrakla haberleşme yönteminden esinlenmiş. Nükleer silahlanmanın İngilizce baş harflerinin yani N ve D'nin bayrakla haberleşme dilindeki karşılıkları sembolün ortaya çıkmasına yol açmıştır. Günümüzde sembolün anlamı barıştır. Soru işareti cümlelerin sonunda yer alan bir işaret olsa da evrensel bir anlama sahiptir. Biz Türkler olarak soru işaretini sadece cümlenin sonunda kullanırken İspanyollar bunu cümlenin başında ve sonunda iki kere yaparlar.
Soru cümlelerinin kökenine dair kesin bilgiler olmamasına rağmen bazı tahminler mevcuttur. Bilim adamlarına göre bu tahminlerden en öne çıkanı Latince'de soru sormak anlamına gelen quaestio kelimesinin kısaltması olan go kelimesinin zaman içerisinde soru işaretine dönüşmesidir. Bizlere çok mantıklı gelmese de bilim adamlarına göre bu sonuç daha yakındır. Tabii ki de soru işaretinin nasıl ortaya çıkıldığı tam bilinmediği için tartışmaya açık bir konudur. Peki sizce soru işareti nasıl ortaya çıkmış olabilir?